Fransa, hidrojen yakıtlı insansız hava aracı alanında adımlar atıyor. Repace Fransızca'da yırtıcı kuş olarak adlandırılan proje araştırmacıları tarafından yürütülmüş ve tamamen Fransız yapımı, hidrojen yakıt hücresine sahip IA geliştirmeyi amaçlayan bir proje olarak çalışmalara başladığı duyurulmuştu. Repace projesi, Fransa'da hidrojenle çalışan İHA sistemine askeri bir yaklaşım uygulayan ilk proje olmasıyla öne çıkmıştı. Ayrıca bu proje, araştırmacıların hidrojen teknolojisine sahip bir İHA kullanmanın enerji otonomisi ve gizlilik açısından avantajlarını incelemelerini sağlayacaktı. Repace projesinin ilk uçuşunu Poyrures'te Mayıs 2023'ün sonunda gerçekleştirdiği ilan edilmişti. Yapılan uçuş sonrası proje araştırma mühendisi tarafından yapılan açıklamada, kesin yer testlerinin ardından ve uygun hava koşulları sayesinde ilk Repace uçuşunu gerçekleştirebildik. Bu aynı zamanda kapalı katotlu, sıvı soğutmalı bir pek heyki İHA'nın dünyanın herhangi bir yerindeki ilk uçuşuydu şeklinde ifadelere yer verildi. Fransız Hava ve Uzay Kuvvetleri, çalışmayı 2021 yılında başlatmış ve geliştirme amacıyla Fransa'nın Var isimli bölgesinde bulunan Poyrures kasabasında yerel küçük bir şirket olan Atexis ile işbirliğine gitmişti. Anlaşma kapsamında Atexis, hava aracını gövdesine ve yer istasyonunu inşa etmekle yükümlüydü. Sivil askeri olan öğretmen ve araştırmacılar arasındaki bu işbirliği birkaç yıl önce kurulmuştu. Amaçları, Fransa'nın güneyinde bilimsel bir ekosistem oluşturmak ve hidrojen yakıtı kullanımında karşılaştıkları zorluklara etkili bir şekilde bilimsel ve teknik araştırma ortaklığı kurabilmekti. CIA'deki araştırmacılar tarafından geliştirilen yakıt hücresi teknolojisi, Fransa'nın yüksek teknoloji pazarındaki konumunu geliştirmeyi ve iyileştirmeyi amaçlıyor. Fransa'nın Repace İHA'sı, yerli ve milli Bayraktar TB2 insansız hava aracı ile dış yapısındaki tasarımsal benzerliği nedeniyle dikkat çekti. Teknik özellikleri henüz bilinmeyen Repace İHA'sının ne düzeyde performans göstereceği ya da kabiliyetler sergileyeceği ise bilinmezliğini koruyor.